Çek Cumhuriyeti'nde etkili olan aşırı yağışın ardından başkent Prag'ın kuzey ve güney kesimi sulara gömüldü. Çek Cumhuriyeti 2002 yılında 60 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan su baskının ardından yine aynı felaketle yüzleşti. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlı hava 435 kilometre uzunluğundaki Vitava nehrinin taşmasına neden oldu. Yükselen sular nehir setlerinden taştı. Başkentin merkezi ise daha önceden hazırlanan metal setler sayesinde su baskınından kurtuldu. I'm a little scared. Biraz korktum. 10 yıl önceki gibi, biraz korkutucu ama bu kez su kapılarımız var. 7 kişinin yaşamını kaybettiği ülkede su baskını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Tarihi kenti ziyaret eden turistler ise durumdan çok memnun değil. Üzgünüz, dün buradaydık, bugün tekrar geldik ve yarın yine geleceğiz. Belki yarın nehir seviyesi düşer, bekleyip göreceğiz. Başkentten geçen nehirden taşan sular hayvanat bahçesini ve hipodromu bastı. Hayvanat bahçesindeki 1000 hayvan başka bir yaşam alanına nakledildi. Prag'da yaşayan halk su baskınını sakin karşılamış gibi görünüyor. Fakat konuştuğum 11 yıl önce kente büyük zarar veren su baskınını iyi hatırlayanlar aynı şeyin tekrar olabileceğinden korkuyor. Hayagos Andrea, Euronews, Praga.